Herkese merhabalar, ben Azra Nurercin. 60 günde 60 YouTube videosu projemiz kapsamında bugün İldeniz Civcik'le beraberiz. Hoş geldin İldeniz. Hoş bulduk Azra. Kısaca kendini tanıtabilir misin? Tabii ben İldeniz, Doğa Koleji öğrencisiyim. 11. sınıftan 12. sınıfa geçiyorum bu yaz. TM öğrencisiyim. Emeğen tecrübeme 7. sınıfta başladım. Ortaokuldayken de Doğa Koleji'ndeydim. İlk emeğime okulumun junior emeğeni için gitmiştim. Ondan beri devam ediyorum. Tekrardan hoş geldin. Bu videomuzda ülke araştırırken nelere dikkat etmeliyiz? Yani ülke araştırma taktiklerinden bahsedeceğiz aslında. Hemen ilk sorumla başlıyorum o zaman. Öncelikle bana atanan ülke için illa araştırma yapmam gerekiyor mu? Bu ne kadar gerekli? Ne kadar önemli? Buradan başlayabiliriz. Bana göre emeğe hazırlık sürecinin 3 tane temel aşaması var. Biri komiteni araştırmak, ikincisi ülkeni araştırmak, ükincisi de ajandanı yani gündemini araştırmak. Ülke tabii ki çok önemli çünkü sen oturumlarda ilk oturduğun andan itibaren sandalyene bir ülkeyi temsil ediyorsun. Artık sen o ülkenin delegesisin ve diğer ülkelere karşı kendi politikalarını anlatacaksın ve ülkeni her daim savunman isteniyor senden. Bu yüzden ülkelerini araştırmak, konferans öncesinde position paper hazırlarken, oturumlar sırasında kendi politikalarını açıklarken ve anlatırken sana çok çok fayda sağlayacak. O yüzden ülkeni araştırmak kesinlikle benim için bir zorunluluk. Evet. Aslında cevap da vermiş oldun ama gündem maddesine değinecektim. Gündem maddesine illa dikkat etmeli miyiz? Mesela bana atanan ülkeyi ben çok iyi biliyorsam, gündem maddesini araştırmadan da ya ne kadar etkili olabilirim sence? Neler söyleyebilirsin? Bence bir konuyu tam anlamıyla bilmek hiçbir zaman mümkün değil. Ve çok farklı gündem maddeleri olabilir. Bir gündem çok kapsamlı olabildiği gibi çok özelleştirilmiş de olabilir. Ve araştırdıkça göreceğin şey aslında o gündemi ilgilendiren, o gündemden etkilenen ve tesir altında olan ülkeler senin hep haberlerde gördüğün ya da gazetelerde okuduğun ülkeler değil. Belki haritada hiç bilmediğin Orta Avrupa ülkeleri bu sorunun başını çekecek ya da her zaman bizim görmeye alışkın olduğumuz komitelerin yönlendiren söz sahibi gelişmiş ülkeler de bu sorunun merkezi olmayabilir. Dolayısıyla sadece kendi ülkeni değil, diğer ülkeleri de araştırman gerekecek ve gündem maddesi etrafında bütün ülkeler beraber işbirliği yapacak. Bu yüzden sadece kendi ülkeni değil, konuyla ilgili bütün ülkeleri araştırmak aslında çok faydalı. Evet, teşekkürler. Peki sen araştırma yaparken kullandığın siteler ya da kullandığın özel bir metot var mı? Bize neler önerebilirsin? Öncelikle en güvenilir kaynak bence UN'in kendi web sitesi ve ülkelerin kendi web siteleri de var ayrıca. Burada şeffaflık adına, şeffaflık mekanizmasını korumak adına kendi yaptıkları bütün eylemleri, aldıkları bütün aksiyonları çok şeffaf ve ayrıntılı bir şekilde aslında bizimle paylaşıyorlar. Önemli olan o dokümanlara ulaşmak aslında biraz zor. Yani ilk baktığın anda bulmak biraz zor oluyor. Ama biraz daha araştırdıktan sonra özellikle buradaki belgeleri kullanmak çok faydalı. Çünkü özellikle ülkelerin kendi web sitesinde kendi büyükelçilerinin konuşmalarını görebiliyorsun. Böylece bir büyükelçinin ağzından bu konuyu dinlediğinde ve okuduğunda gerçekten çok gerçekçi bir yaklaşımla sen komiteye gitmiş oluyorsun. Belki komitelerde, oturumlarda konuşurken oradan alıntılar yapmak çok şık olabiliyor. Evet. Bu kesinlikle UN'in sitelerini kullanmak konusunda katılıyorum. Çünkü bazen hani bu model Birleşmiş Milletler'de konuşulan konular daha öncesinden UN'de tartışılmış konular oluyor ve hani UN'in kendi sitesinde hazır resolution'lar oluyor. Hani onlara bak, tamam daha zor oluyor belki ama en azından bakmak bile çok etkili olacaktır. Peki son olarak böyle özellikle first timer'lara belki ya da bu araştırmakta zorlanan kişilere ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Dikkat etmemiz gerekenler neler ülke araştırırken? Ya da genel olarak en yeni çalışırken diyebiliriz. Dikkat etmen gereken çok önemli bir nokta. Biliyorsun politikalar ülkelerle ve hükümetlerle beraber değişebiliyor. Yani senin araştırdığın yer 5 sene önce yazılmış bir şeyse, 5 sene önce yazılmış bir şeyi paylaşıyorsa ya da 5 sene önceki başbakanın bir açıklaması ile ilgili bir şeyler anlatıyorsa sen onu artık maalesef kullanamazsın çünkü güncel değil. Artık aynı politikayı savunmuyor olabilir ülken.
Bu çok önemli. Yani güncel olman lazım. Ayrıca konuşurken ülkenin politikasıyla olabildiğince ters düşmemen, aynı paralelde ilerlemen lazım. Konu ne olursa olsun senin kişisel düşüncene göre senin ülkenin politikası hiç uymayabiliyor. Mesela bunu Kadın Hakları Komitesi'nde çok fazla yaşıyorlar. Yani İran veya Suudi Arabistan delegeleri çok da kendi politikalarına göre gitmek istemiyor bazen. Çünkü kadın haklarını çok önemsiyoruz, çok hassas bir konu. Ama yine de delegeler böyle kendi ülkelerinin çok katı politikaları olmasına rağmen onlar öyle konuşmak istemiyorlar. Ama buna çok önem vermeleri gerekir ve bu onları daha da ileri taşıyabilir. Bütün komitenin tam tersi bir fikirle ortaya çıkmak belki biraz zor olabilir onlar için ama bu konu bence çok önemli. Çünkü ne olursa olsun sen o ülkenin delegesin ve onun politikasını doğru bir şekilde savunman gerek. Evet, aslında burada az bilinen ülkenin temsilcisi olmak da avantaj oluyor. Hani kimse politikasını bilmediği için direkt kendi fikirlerini savunabiliyorsun. Bu Evet. şekilde. Evet, o zaman çok teşekkür ederiz. Yani şöyle toparlayacak olursak kesinlikle UN'in kendi siteleri dedik ki United Nations'ın bir sürü alt sitesi de var. Hani bütün Evet. organlarıyla bağlantılı. Kendine bağlı özel kuruluşları olsun. Hepsinin Evet. web sitesinde çok farklı ve özgün bilgiler bulabilirler. Bunun dışında bu işte FBI'dır, CIA'dir, onun gibi kuruluşlar. Aslında bu biraz da şeye bağlı, değil mi? Konuya bağlı. Hani daha böyle Security Council gibi bir şeyse bu tarz yerlere de başvurulabilir. Bir şekilde başka eklemek istediğim bir şey var mı? Sadece bence önemli olan kendine güvenmek. Araştırmanın da ötesinde komitede bu araştırdıklarını kullanmak ve söz alıp söylemek, diğerleriyle paylaşmak gerçekten çok önemli ki katıldıkları konferanstan keyif alsınlar ve araştırdıkları şeyin bir şeye değdiğini, onları ilerlettiğini, bilgi sahibi yaptığını ve mutlu ettiğini görsünler ve deneyimlesinler. Çok teşekkür ederiz tekrardan bize vakit ayırdığın için. Umarım bu video faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Sen de.